Sabır en iyi binektir. Kur'an'da şöyle buyurulur. Nice peygamberlerin yanında pek çok Rabbani kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdi. Allah sabredenleri sever. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Çekişmeyin. Yoksa korkar, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizlere en az verilen şey yakin ve azimle sabretmektir. Her kime bu ikisinden nasibi verilirse artık gece ibadetini veya gündüz orucunu yitirmemesi önemli olmalıdır. Eğer sahip olduğunuz duruma sabrederseniz bu benim için sizden birinin herkesin ameliyle yanıma gelmesinden daha sevimlidir. İmam Ali Aleyhisselam buyurdu ki, sabır imanın en iyi koruyucusu ve insanın en değerli huyudur. Hazreti Mesih buyurdu ki, siz sevmediğiniz şeyler karşısında sabretmedikçe sevdiğiniz şeylere ulaşamazsınız. Yine İmam Sadık buyurdu ki, sabırlı olmayan kimsenin kamil sayılması doğru değildir. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurmuştur. Tatsız olaylar karşısında sabretmekte birçok hayır gizlidir. Resulullah kendisine iman nedir diye sorulunca şöyle buyurdu. İman sabırdır. Yine Resulullah buyurdu ki, sabır en iyi binektir. Allah hiçbir kuluna sabırdan daha iyi ve geniş bir rızık vermemiştir. Hazreti Ali buyurdu ki, sabır cesarettir. Yine İmam Ali buyurdu ki, cesaret bir anlık sabırdır. Yine buyurdu ki, sabır zamane karşısında en iyi yardımcıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam yine aynı konuda şöyle buyurdu. Sabır yokluğun kalkanıdır. Allah'ın sevgilisi, sabır hüzünlere örtü ve zorluklara karşı dosttur buyurdu. Hazreti Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sabır alaşağı olmayan bir binektir. Yine sabır belaların süsüdür buyurdu. Yine İmam Ali Aleyhisselam, sıkıntılar karşısında sabretmenin sonu fırsatlara yani zafere ulaşmaktır buyurdu. Yine hüzünlerin acısı karşısında sabretmek fırsatlara yani zafere ulaşmaya sebep olur buyurdu. Yine buyurdu ki, sabır düşmanın burnunu yere sürter. Yine sabır fakirliğin teçhizatıdır buyurdu. Yine Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu ki, sabır her işin yardımcısıdır. Yine sabır büyük musibetin şiddetini azaltır. Sabır belaları en iyi defeden etkendir. Ve yine sabır zararı en iyi defetme vesilesidir buyurdu.